Elimizde bir fx fonksiyonu olsun. Fonksiyonun şöyle bir grafiği olduğunu varsayalım. Bu y ekseni, bu da x ekseni. Evet, fx de şöyle bir şey olsun. fx fonksiyonunun x eşittir a noktası civarındaki Taylor polinomu yakınsamasını bulmak istiyorum. Bu x ekseni ve bu da y ekseni demiştim bu nokta civarındaki Tyler polinomunu bulmak istiyorum. Bu konuyu daha önce işlemiştik. Tyler polinomu ne demekti? Polinomun belirli bir dereceye kadar olan türevleri alınır, ardından o türevlerin a noktasındaki değerleri bulunur ve bunların toplamı fonksiyonun a noktasındaki değerine eşittir. Ayrıca polinomun a noktasındaki değeri de fonksiyonun a noktasındaki değerine eşit olmalıdır. Tyler polinomu yakınsaması şöyle bir şeydir. Px ile gösterelim. Bazen alt simge olarak büyük N harfi de yazılır. Bu eninci dereceden yakınsama olduğunu göstermek amacıyla yapılır ve bazen de şöyle bir şey görürsünüz. N virgül A. Bu da a noktası civarında eninci dereceden yakınsama olduğunu göstermek için yapılır. Ben de bu gösterimi kullanacağım. İleride tekrar tekrar yazmam gerektiğinde ben de yazmayı bırakabilirim ama siz yine de bunu öğrenin. Bu gösterimin anlamı, a noktası civarında eninci dereceden yakınsama demek. Yazalım bakalım. f a artı f'in birinci türevi a çarpı x eksi a artı f'in ikinci türevi a çarpı x eksi a'nın karesi bölü. Evet, 2 de yazabilirsiniz. 2 faktör geldi. x'i birbirine eşit ama ben 2 faktör yazacağım. Dilerseniz buraya 1 faktör de yazabilirsiniz. Devam edelim. Artı f'in üçüncü türevi a çarpı x eksi a'nın küpü. Örüntüyü anlamışsınızdır herhalde bölü 3 faktöriyel diyeceğim ve bu şekilde devam edeceğim. Nokta nokta nokta. Peki nereye kadar? Eninci dereceli terime kadar. Peki o ne? F'in eninci türevi a çarpı x eksi a'nın eninci kuvveti bölü n faktöriyel. Eninci dereceden bu polinomun a noktası civarındaki yakınsaması fa'ya eşittir. Yani p a fa'ya eşittir. Sağlamasını hemen yapabilirsiniz çünkü diğer tüm terimlerde x eksi a çarpanı var. Polinomda x yerine a koyduğumuzda diğer tüm terimler sıfır olur ve geriye p a eşittir f a kalır. Ben de yazayım p a eşittir f a grafiğimiz böyle bir şey olsun diyelim. Polinomda ne kadar çok terim varsa polinomun grafiği asıl grafiğe o kadar yakın olur. Temsili bir grafik çiziyorum. Elimden geldiğince de düzgün çizmeye çalışıyorum. Peki, bu videoda şunu göstermek istiyorum. Aslında konu tekrarı yapıyoruz. Elimizde bir fonksiyona yakın sayan bir polinom var. Elimizde ne kadar terim varsa, polinomun derecesi de o denli yüksek demektir ve a noktasından uzaklaştıkça polinomun grafiği fonksiyonun grafiğine o denli yakın sar. Bu videoda A noktasından ne kadar uzaklaşırsak polinomun grafiği fonksiyonun grafiğine nedenli yakınsar? Bir sınır koyabilir miyiz? Bunu göstermek istiyorum. Bunu yapabilmek için bir kalan fonksiyonu tanımlamam gerekiyor. Bu fonksiyona bazı kitaplarda hata fonksiyonu da denir. Kitaplarda göreceğiniz tüm tanımlara alışkın olmanızı istiyorum. Bazı kitaplarda kalan fonksiyonu olarak geçer. A noktası civarındaki n'inci dereceden polinomun kalan fonksiyonu da denir. Bazı kitaplarda da dediğim gibi hata fonksiyonu olarak geçecektir. Evet, bazı kitapların hata fonksiyonu tabiri kullanmaktan kaçınmasının nedeni de E harfi nedeniyle olasılık konusu altında kullanılan beklenen değer tabiriyle karışmasını engellemektir. Buna rağmen hata fonksiyonu tabirini de sık sık göreceksiniz. Hata anlamına gelen error kelimesinin e harfi veya kalan anlamına gelen remainder kelimesinin r harfi kullanılarak iki türlü de gösterilebilir. Bazen her iki gösterimde de burada gördüğünüz gibi alt simgeler kullanılabilir. Bu fonksiyonu herhangi bir x için f(x) ile f(x)in yakınsaması arasındaki fark olarak tanımlarız. Evet, eşittir. Aynı renklerle yazayım. Eşittir f(x) eksi p(x). p(x) a noktası civarındaki ninci dereceden polinomdur. Diyelim ki bu konuyu zihninizde canlandırmak istediniz veya size şöyle bir soru geldi. A noktası civarındaki eninci dereceden Taylor polinomunun B noktasındaki hata polinomu nedir? Bu ifade neye eşittir ve onu zihnimizde nasıl canlandırabiliriz? Peki, diyelim ki burası B olsun. O halde B'deki hata da FB eksi PB'dir. FB burası, PB'de işte tam burası. Hata ise işte bu gördüğünüz mesafedir. A noktasındaki hatayı hesaplarsanız 0 olduğunu görürsünüz çünkü A noktasında polinom ve fonksiyon birbirine eşit. f(a) PA'ya eşittir. O halde A'daki hata 0'dır deriz. Bunu yazayım çünkü bu önemli bir özellik. İleride sınır belirlerken bize yardımcı olacak. Buraya yazayım. A'daki hata fonksiyonu ee, videonun geri kalan bölümünde alt simgeleri yazmayacağım ama siz yazdığımı kabul edin. Bu aslında A noktası civarındaki eninci dereceden bir polinom ama A ve N alt simgelerini yazmayacağım. Her defasında yazarak vakit kaybetmek istemiyorum açıkçası. Peki A noktasındaki hata eşittir FA-PA. Az önce dediğim gibi bu polinomun da alt simgeleri A ve N harflerini yazmıyorum. Bu polinomunda a noktası civarındaki eninci dereceden bir polinom olduğunu kabul ediyoruz. f a ile p a'nın eşit olduğunu biliyoruz. O halde bu ifade sıfıra eşittir. Grafiğe bakınca görüyoruz zaten iki fonksiyon arasındaki mesafe sıfır. Şimdi gelin başka bir konuya değinelim. Hata fonksiyonunun a noktasındaki türevini bulalım. O da şuna eşittir. Fonksiyonun a noktasındaki türevi eksi polinomun a noktasındaki türevi. Bu polinomun terimlerinin en az birinci dereceden veya daha yüksek dereceden türevler içerdiğini kabul ettiğimizde f'in a'daki türevi ile p'nin a'daki türevi birbirine eşit olur. Bu karmaşık ifadenin birinci dereceden türevini alır isek, Taylor polinomlarının bu kadar kullanışlı olmasının asıl nedeni de işte bu zaten. Polinomun belirli bir dereceye kadar olan bölümünü düşünün, o bölümün a noktasındaki türevi, fonksiyonun a noktasındaki türevine eşittir. Polinomun fonksiyon için bir yakınsama olmasının nedeni de budur. Bu polinomun türevini alırsak, ilk terim 0 olur. Üzerini çizeyim. İkinci terimden yalnızca f üssü a kalır. Diğer tüm terimler x eksi a çarpanını içereceğinden ve a'daki değerini bulmak demek x yerine a yazmak demek olduğundan x eksi a içeren tüm terimler gider çünkü a eksi a sıfıra eşittir. Evet, ilk terim zaten gitmişti. Geriye yalnızca f üssü a kalır. p üssü a eşittir f üssü a. Bunu şuraya yazayım. P üssü A, F üssü A'ya eşit. Evet, böyle olduğundan hata fonksiyonunun A'daki türevi de sıfıra eşit olur. Sözün ettiğimiz bu özellik eninci derecede dahil olmak üzere eninci dereceye kadar olan tüm polinomlar için geçerlidir. Bunu da yazayım. P A eşittir F A, P üssü A eşittir F üssü A. Bunu da biliyoruz. Bu eşitliğe Taylor polinomlarının tanımından hareketle ulaştık. Bu eşitlik görüntüsü böyle gider. Nereye kadar? Polinomun A noktasındaki n'inci dereceden türevine kadar. Her noktada değil, buna dikkat edin. Yalnızca A noktasında. Polinomun A noktasındaki eninci dereceden türevi eşittir. Fonksiyonun A noktasındaki eninci dereceden türevi. Buradan hareketle şunu da yapabiliriz. Bu örüntüyü hata fonksiyonuna da uygulayabiliriz. Hata fonksiyonunun a noktasındaki n'inci dereceden türevi eşittir. Fonksiyonun a noktasındaki n'inci dereceden türevi eksi polinomun a noktasındaki n'inci dereceden türevi. Bu ikisinin n'inci dereceye kadar birbirine eşit olduğunu söylemiştik. O halde bunların tamamı sıfıra eşittir. Bu ilginç bir özellik ama aynı zamanda hata fonksiyonunu sınırlandırmak istediğimizde çok da yararlı bir özellik haline gelecek. Bu videonun ve muhtemelen bundan sonraki videonun da çekilme nedeni bu konu zaten. Sınırlandırdığımızda bir yakınsamanın ne kadar doğru olduğunu görmüş olacağız. Özellikle de merkez noktası dediğimiz noktadan iyice uzaklaştığımızda. Şimdi gelin bundan sonraki terimlerin türevlerini de inceleyelim n artı birinci dereceden türeve bakalım. Nereye yazabilirim? Burada, burada biraz boş yer var. Hata fonksiyonunun n artı birinci dereceden türevi nedir? A noktasındaki değerini de sormuyorum. E x'in n artı birinci dereceden türevini yazalım. Eşittir, fonksiyonumuzun n artı birinci dereceden türevi, eksi polinomumuzun n artı birinci dereceden türevi. Ah, yanlış yazdım. A noktasındaki türevlerini yazmıyoruz. A değil de x yazmalıyım öyle değil mi? Evet. Altını çizdiğim bu eşitliğin her iki yanının n artı birinci dereceden türevini alıyorum aslında. Fonksiyonumuzun n artı birinci dereceden türevi eksi n'inci dereceden polinomumuzun n artı birinci dereceden türevi. Tekrar belirteyim, buraya alt simge olarak n yazabilirim, hatta yanına da a yazabilirim. Bunlar ne anlama geliyordu? A noktası civarındaki eninci dereceden bir polinom olduğunu belirtiyordu. Peki, eninci dereceden bir polinomun en artı birinci dereceden türevi nedir? Size bir ipucu vereyim. Y eşittir x'in ikinci türevi ne olur? Bu birinci dereceden bir polinom, ikinci türevini alırsanız sonuç sıfırdır, öyle değil mi? Veya y eşittir x karenin üçüncü türevini alırsak, birinci türevi 2x'tir, İkinci türevi 2'dir ve üçüncü türevi 0'dır. Şöyle genelleştirebilirim. N'inci dereceden bir polinomun n artı birinci dereceden türevini alırsak, bunun ispatını siz de yapabilirsiniz. Hatta genel bir ispat bile yapabilirsiniz. Böylece aklınıza daha iyi yerleşir. N'inci dereceden bir polinomun n artı birinci dereceden türevini alırsak, sonuç 0'dır. Bu terimin yani n'inci dereceden bir polinomun n artı birinci dereceden türevi sıfıra eşittir. Peki, buradan devam edeyim. Hata fonksiyonunun bir diğer adıyla kalan fonksiyonunun n artı birinci dereceden türevi eşittir, fonksiyonun n artı birinci dereceden türevidir. Bir sonraki videoda bu ifadeye bir üst sınır belirleyebilir miyiz? Bunu inceleyeceğiz. Bu ifadelerin mutlak değerlerini sınırlandırabilir miyiz? Bunu inceleyeceğiz. Bu ifadelerin bir m değerinden küçük ya da ona eşit olduğunu gösterebilirsek, yani onları sınırlandırabilir isek, bunu yapmak için bazı cebirsel işlemlere başvurabiliriz veya ilk başta verilen fonksiyondan da yararlanabiliriz ve böylece sınırlandırabiliriz. Sonraki videoda görüşmek üzere.